Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'la Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili'nin yanı sıra Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Top Denizli Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar'la Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Umut Semerci Albaz, Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyeleri Oğuz Atakan Erdoğan, Yunus Çiftçi, Halil Alptuğ Önal, İbrahim Özdemir, Genç Girişimciler Kurulu üyesi Özge Solakoğlu ile Kaan Dobruca ve önceki dönem Top Denizli Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkanı Civan Sözkesen'in de hazır bulunduğu bir törenle Denizli Facebook istasyonunun protokolü imzalandı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, ilki top başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Eylül ayında İstanbul Maslak'ta düzenlenen törenle açılan istasyonun ikincisinin Denizli'de kurulacağını o törenin ardından Denizlililere müjdelemişti. Bu önemli projeyi hayata geçirmek üzere iki ay içinde de protokol imzalandı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı, gençlerimizle girişimcilerimizin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizle Denizli'mize yılda 2.300 sertifikalı yeni girişimci kazandırıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak bir süredir de kendi alanında Türkiye'nin en büyük teşkilatı olan Top Genç Girişimci Kurulumuzun il icra komitesi üyeleri ile bu konunun üzerinde çalışıyorduk. İstanbul'daki istasyondan da büyük ve etkin bir istasyonu bu protokol sayesinde denizimize kazandıracak Anadolu'daki ilk istasyonu açacağız. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun dedi. İstasyonun eğitim, girişimcilik ve istihdam başta olmak üzere 3 ana odak alanında çalışacağını anlatan Başkan Erdoğan, istasyon sayesinde girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı. Dijital araçları kullanabilen, girişimcilikle ilgili çeşitli eğitimler alan ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlayanların girişimlerinin küresel ölçekte rekabet edebilecek kapasiteye erişmelerini hedeflediklerini de belirten Başkan Erdoğan, kapasitesini geliştirecek girişimlerimizde girişimcilik ekosistemimizin de büyümesini ve güçlenmesini amaçlıyoruz. Bireylerle işletmelerin finansal okuryazarlık eğitimleri aracılığıyla kişisel mali yönetimlerini doğru yapabilmeleri ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesine katkı sağlaması da amaçlarımız arasında. Bu ayrıca gençler için sağlıklı bir finansal gelecek inşa edilmesini de destekliyoruz diye konuştu. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazırsa, Denizli Ticaret Odası ile birlikte yürütecekleri İstanbul'da açılan istasyonun bölgesel ayağını oluşturacak bölgesel istasyonun her yaştan ve herkesinden vatandaşa çok şey katacağına inandıklarını dile getirdi. Hazır Denizli Ticaret Odası Başkanı Sayın Uğur Erdoğan da bizim bu çabamızın hayat bulması anlamında önemli bir destek sağladı. Kendisine ve yönetimine teşekkür ederiz dedi. İstasyondan herkes faydalanabilecek eğitimlerle etkinlikler Facebook'la proje ortakları tarafından düzenlenecek. Tüm aktiviteler ücretsiz olacak. İstasyon kendi etkinliklerini düzenlemek isteyenlere de içerik doğrultusunda imkan tanıyacak.